Yani ÖTV uzun zamandır ÖTV indirimi bekleniyordu. Hesaplarda da bu araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı fiyat satışlarda falan bir düşüş vardı. Bu ÖTV indirimi satışlarda bir nebze de olsa olumlu bir hava estirecek, öyle inanıyoruz. %15 kadar bir düşüş oldu 1600 motor ve altı araçlarda. Bunun için de olumlu bir hava esecek, yani öyle düşünüyoruz. %80'lik dilime düşen araçlarda yaklaşık olarak bir 40-50 bin lira kadar bir indirim söz konusu sıfır araçlarda. Bu da piyasada olumlu bir hava estirir. En azından 50 bin lira da olsa daha aşağısına araç alabilecekler vatandaşlar. Mantıklı bir indirim oldu, yani yerinde oldu. Zaten uzun zamanda bekleniyordu. Yani ÖTV indiriminden sonra bir nebze de olsa hareketlenir ama sadece ÖTV indirimiyle piyasanın canlanacağını düşünmüyoruz. Kredi oranları da çok yüksek. İnsanlar şu an nakit alamıyor araçlarını. En azından bir miktar da olsa kredi kullanmak istiyorlar. Oranlar da biraz düşerse, faiz oranları da biraz düşerse daha iyi bir canlanma olacak. Yani şimdi sıfır araçlarda fiyat düştüğü zaman ikinci elde de ister istemez bir hareketlilik oluyor. Mecburen ister istemez fiyatları biz de çekiyoruz geriye. Zaten bizim gayemiz araç satmak, yani yüksek ya da uygun olması bizim için çok önem arz etmiyor açıkçası. Mühim olan piyasanın canlanması, araç satabilmemiz. Herkesin de araç alabilmesini istiyoruz. Yani biz de istiyoruz ki insanlar araç alsınlar, biz de satabilelim. ÖTV indirimi piyasaya bir nebze de olsa can verecek. Ama dediğim gibi kredi oranlarında da bir düşüş olursa en azından beklenen hareketlilik elde edilir. Beklenen ÖTV indirimi nihayet dün gece resmi gazetede yayınlandı. Yani sıfır araçlara olan indirim ikinci ellere de yansıyacağını öngörüyoruz. Merakla bekliyoruz. Yani bu şekilde indirim kimse beklemiyordu. Yani şu indirim yerine faiz indirimi gerçekleşseydi piyasalar daha hareketli olacağını öngörüyorduk. Şu an sıfır araçlarda %80'lik diliminde olan araçlar %50'ye düştü. Buna da hesapladığınız zaman 310 bin bandındaki araçlar otomatikmen 260 bin lira değerine düşüyor. Ortalama 50 bin lira gibi bir ÖTV indirimi gerçekleşiyor. Bu da ikinci ellere ister istemez olumlu şekilde yansıyacaktır. İlk 2 hafta herhangi bir hareket beklemiyoruz çünkü insanlar merakla neyin ne olacağını bekleyip göreceklerdir. 2 haftadan sonra piyasa şekillenir. Yani ÖTV indiriminden sonra bir artış bekliyoruz. Ne yazdık ya? 400 lira verecek. Boş iş yani. Dip, 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 dip.